Devam ediyoruz. İkinci bölümde test var arkadaşlar. Testleri cevaplaya gideceğiz. Gelsin bakalım sorularımız. Bu bölümde 30 puanlıkmış. 6 tane sorumuz var. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır diyor. Şöyle biraz daha ekrana yaklaştırmak istiyorum arkadaşlar ben. Biraz daha yaklaşsın. Tamam mı? Güzel. Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır? Hemen haber uçurun anneme. Ağabeyim geliyormuş. Haber uçur biri geliyor. Çok güzel. Yani anlamı bozmuyor. İnsanları hafife almamın sonucu ağır oldu. Hafife almak yani umursamamak, önemsememek sonucu ağır oldu. Bana bir cezaya patladı. Doğru olabilir. Ben yıllarca onun hasretini çektim. Hasretini çekmek yani onu beklemek, özlemek manasında çok güzel uyumu var. Bu eşyaları atmaya bir türlü dilim varmıyor. Arkadaşlar dilim varmadığı eylem şudur. Yani onu bunu ona söyleyeceğim ama bir türlü dilim varmıyor. Yani çok hasta, kendisiyle konuşacağım ama bir türlü dilim varmıyor falan filan gibi böyle söyleyip de söyleyemediğiniz bir şeydir. Böyle atıp da atamayacağınız bir şey dilim varmıyor olmaz arkadaşlar. Elim varmıyor dersiniz. Ne bileyim atamıyorum. Ne bileyim yüreğim yetmiyor falan filan başka şey dersiniz ama dilim varmıyor. Kelimesi, cümlesi buraya gelmez. 2. Aşağıdaki çekimli fiillerden hangisinde zaman anlamı vardır? Bu bakın zamanı, fiil arkadaşlar zamanla beraber verilecek. Zaman eki olacak. Bu yılın sonunda üniversiteli olacaksın. Olacak bak olacaksın. Olacak arkadaşlar bir zaman önümüzdeki gelecek zamandan bahsediyor. Burada var bir soru işareti koyuyorum ama hepsini işaretlemem gerekiyor. Evet boş vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirmelisin. Zaman anlamı var mı? Şu anda mı? Yok arkadaşlar. Yani burada bir istek ne yapmış arkadaşlar? Gereklilik, değerlendirmeli malı. Değil mi arkadaşlar? Gereklilik gibi gelmiş. Ama zaman belirtmiyor. Geçtik. Bari bu işi de ben yapayım. Bakın yapayım. Yapayım. Nedir arkadaşlar? Yine herhangi bir zaman yapayım. Burada EA ne oluyor arkadaşlar? İstek gibi oluyor. Ama zaman belirtmiyor. Yapıyorum deseydi. Yapmıştım. Yapacağım. Tamam mı arkadaşlar? Yaparım. Bak bunlar ama yapayım dediğimiz şey istek. Burada zaman yok. Anadolu'yu baştan başa gezsek arkadaşlar. SSA nedir bu? Dilek kipidir arkadaşlar. Bu da zaman yok burada. Demek ki olacaksın. Tek bir zamandan bahseder arkadaşlar. Hani detaya indiğimizde ben mutlaka hepsinin okunmasını taraftarım arkadaşlar. Teker teker bütün şıkları okuyun derim. Aşağıdaki çekimli fiillerin hangisinde dilek anlamı yoktur arkadaşlar. Şimdi dilek dediğimiz ne arkadaşlar? S sağ olacak. Doğru mu arkadaşlar? Peki. Şimdi bu kipler kaça ayrılıyordu peki arkadaşlar? İstek kipi vardı. EA. Dilek kipi. S sağ. Gereklilik kipi vardı arkadaşlar. Melimalı. Bir de emir kipi vardı. Fiil sade kullanılıyordu. Yani gel, git, dur, koş. Bu da emir kipi oluyordu. Peki bakacağız bakalım arkadaşlar. Burada ne kipleri var? Yağmur yağmasa da oyun oyna sak. Ne diyor? Oyun oyna sak diyor arkadaşlar. SSA buradaki ek. Tamam EA değil pardon. SSA ne olacak arkadaşlar? Dilek kipi. Evet bir dilek var. Dün fuardan telefon aldı. Arkadaşlar dili geçmiş zaman var değil mi? Bilinen geçmiş zaman. Burada dilek, istek, gereklilik, emir kipi herhangi bir kip göremiyoruz. İşimiz bitince biraz dinlenelim. Dinlene. EA bakın. Dinleneyim. Dinlenelim. Bu nedir? Bu da istek kipi. Buraya yazıyorum. Bu istekti arkadaşlar. Bu dilek kipiydi. Okuldan çıkar çıkmaz eve gel. Gel. Ne bu arkadaşlar? Emir kipi değil mi arkadaşlar? O zaman aldı da herhangi bir dilek kipi falan yoktur. Çok rahat diyebiliriz. Tamam mı arkadaşlar? Dördüncü soru ekranlarımızda. Numaralandırılmış cümlelerin hangisi kanıtlanılabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar bu soru böyle biraz adamı uğraştıracak, yoracak bir soru. Şöyle bir yorumumuz oldu bu soruda arkadaşlar. Bir, bakın ne diyor? Kanıtlanılabilirlik. Yani kanıtlaması diğerleri açısından farklı olacak. Bakalım. Şimdi hepsini bir inceleyelim. Okan Umut ve arkadaşlarının en çok oynadığı oyunlardan biri de Kızıldericiliktir. Arkadaşlar en çok oynadığı oyunlardan biri. Bunun için Okan Umut ve arkadaşlarını böyle uzun süre incelememiz lazım falan filan. Sona karar vermemiz lazım.
Bir işaret koyuyorum bakalım. Çocukların yarısı başlarına tavuk tüyleri takar, yüzlerini boyarlar ve süsler ve kızılderili olur. Yani bunu o an görebiliriz değil mi? Çocukların bunu yapıp yapmadığını olur diyor arkadaşlar. Bu o an görülebilir, hemen kanıtlanabilir. Öteki yarısı ise Tom Mix ve askerlerini canlandırır. Yani bir grup var, bir yarısı bir şey yapmış, diğer yarısı da bunu canlandırır demiş. Bunu görebiliriz değil mi? Kanıtlanabilir bu. Sokakta merdivenli yolda yokuştan aşağıya koşarken filmlerde gördükleri gibi ellerini ağızlarına vurarak korkunç çığlıklar atarlardı. Yani bunu yapmalarını da arkadaşlar o an görebilir değil mi arkadaşlar? Atarlardı geçmiş zaman ama kanıtlanabilir bir şey. Bu an gördüysen bir kaydı görüntüsü varsa bunu bir kereyle kayıtlarsın. Ama burada en çok oynadığı oyunlardan biri de kızılderiliciliktir. Kızılderiliciliktir arkadaşlar. Burada en çok oynadığı derken bizim burada teker teker olayı kanıtlamak var ama burada bütün oyunlarını bu çocukların gözlemleyip de ha şunu oynadılar diye bir yoruma girmek var arkadaşlar. Burada biraz yorum olduğu için kanıtlanılabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Çok ince bir nokta var. Buraya dikkat çekiyoruz arkadaşlar. Beşinci soru ne diyor bakalım? Demiş ki insanlar asırlardan beri düşündüler. Paragrafa göre insanlar bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere nasıl aktarmışlardır? İnsanlar asırlardan beri düşündüler, konuştular ve sonunda yazmayı öğrendiler. Böylelikle düşündüklerini, yaptıklarını tarihe mal etme fırsatına kavuştular. Bilgilerini ve tecrübelerini aktararak gelecek nesillere ışık tuttular. Bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere nasıl aktarmışlardır arkadaşlar? Yazıyı bularak değil mi arkadaşlar? Değil mi? Yazıyı bularaktan gelecek nesillere bunu aktardılar. Çünkü yazılı eser yani silinmeyecek eser bırakaraktan bunu gelecek nesillere aktardı deniyor. Basit bir soruydu. Numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Teker teker okuyayım. Hemen hemen her gün nasıl bir öykü yazabilirim diye düşündüm. Başlamaz bunda. Hepsini ama hepsini dikkatli okudum. Bununla da başlamaz. Yaz saatinin boyunca bir öykü yazmak için çok çalıştım. Başlayabilir. Çok mantıklı. Babam çeşitli öykü yazarlarının kitaplarını aldı bana. Şimdi bakın. Bu da başlayabilir ama hangisi daha mantıklı geliyor size? 3'le mi başlamak ya da 4'le mi? Yaz saatinin boyunca bir öykü yazmak için çok çalıştım. Böyle bir cümleye girebilirsiniz paragrafa değil mi? Ama babam çeşitli öykü yazarlarının kitaplarını aldı bana. Şimdi bu bir şeyi anlatmış da ondan sonra çeşitli veyahut da bir şeye ihtiyaç duyduğuna göre giriş cümlesi arkadaşlar. Dolayısıyla başlangıç 3 olacak arkadaşlar. 3'te başladı. Başlayalım bakalım. Yaz saatinin boyunca bir öykü yazmak için çok çalıştım. Sonra hepsini ama hepsini dikkatli okudum. Hemen hemen her gün nasıl bir öykü yazabilirim diye düşündüm. Evet 3'ten sonra mantıklı olan 1. Çünkü yaz saatinin boyunca bir öykü yazmak için çok çalıştım. Hemen hemen her gün nasıl bir öykü yazabilirim diye düşündü. Sonra hepsini ama hepsini dikkatli okudum. Ya da babam çeşitli öykü yazarlarının kitaplarını aldı bana. Sonra da şu var arkadaşlar. Babası çeşitli öykü yazarlarının kitaplarını alıyor. Ve hepsini ama hepsini dikkatli okuyor diye en mantıklı paragrafın oluşumu bu oluyor arkadaşlar. 3-1-4-2 Bursa şıkkında var diyoruz arkadaşlar. Evet. Geçiyoruz. Son sorumuz arkadaşlar. Son soru diyor ki aşağıdaki koyu harflerle yazılmış fiilleri belirttikleri anlam özelliklerine göre gerçekleştiriniz diyor. Karşılaştırınız diyor arkadaşlar. İşaretleyelim bakalım. Kim ne olacak? A, B, C, Ç, D, E, F arkadaşlar. Burada cümlelerimiz var. Fiilleri burada zaten koyu harflerle yazılmış. İş, kılıç fiilleri, oluş fiilleri ve durum fiilleri. Önce arkadaşlar size bunu bir ifade etmek istiyorum. İş fiilleri nedir arkadaşlar? İş fiilleri ne bahseder? İş fiilleri diyor ki arkadaşlar, bu fiiller temel olarak yapılan bir işi karşılarlar. Bu fiillere gerçekleştirilen bir özne ve bu işten etkilenen bir nesne vardır. Yani bir şeyi yaparlar. Kırdım, ne bileyim okudum, kitabı okudum, ne bileyim yedim, yemeği yedim, neyi yedim ya da ne bileyim arkadaşlar aldım, bir şeyi aldım. Yani neyi kimi sorularını sormak gerekir ve bunu karşılarlar arkadaşlar. İş kılıç fiilleri. Dolayısıyla bakalım arkadaşlar askerlerle çektiğimiz fotoğrafları çerçeveteceğiz. Neyi çerçeveteceğiz? Fotoğrafları. O zaman A buna girdi. A'yı yazdım. Şaşırmış. Neyi şaşırmış? Yok. Acıkmış. Niye acıkmış? Yok. Anlatır. Dertlerini bize birbirine anlatır. Neyi anlatır? Dertlerini. Var arkadaşlar. Ç. İş fiilleri.
Buruşuyor. Neyi buruşuyor? Arkadaşlar elleri değil bakın. Buruşuyor kelimesi burada etkilenmek kendisi. Zayıflamıştı. Neyi zayıflamıştı? Kontrol ettim. Neyi kontrol ettim? Kitabın sayfalarını. Bu da arkadaşlar iş fiillerine giriyor. Fe. Peki geliyoruz arkadaşlar. Oluş fiilleri nelerdir? Bir de oluş fiillerini okuyalım arkadaşlar. Bakalım diyor ki bu fiiller öznenin bilinçli bir şekilde ve kendi gücüyle yapmadığı kendiliğinden gerçekleşen hareketleri ifade eder. Bir durumdan başka bir duruma değişmeyi ifade ederler ve bu değişim belli bir zaman içerisinde meydana gelir. Örneğin geçen onca yılda ben de yaşlandım cümlesindeki yaşlanmak arkadaşlar fiilin kişinin iradesi dışında kendiliğinden ve belli bir zaman içinde gerçekleşen bir harekettir. Demek ki kendiliğinden ve belli bir zaman içerisinde kişinin etkilendiği bir hareket olacakmış arkadaşlar. Neymiş? Oluş fiilleri. Peki oluş fiilleri için bakıyoruz arkadaşlar. Şaşırmış. Hayır arkadaşlar. Bu iş oluş fiillerine girmiyor. Acıkmış. Evet arkadaşlar. Zaman içerisinde oluyor. C. Acıkma. Sonra arkadaşlar. C'yi buraya yazmıştık. D. Gün boyunca bulaşık yıkadığı için elleri buruşuyor. Buruşma. Ne arkadaşlar? Bu da oluş fiili. Denizli. Sonra arkadaşlar geliyoruz. Dayısı bugünlerde çok zayıflamıştı. Zayıflama fiili de arkadaşlar bir oluş fiili. Kişinin kendi etkilendiği zaman içerisinde olan bir olay oluyor. Peki durum fiili ne arkadaşlar? Bunu da kısaca bahsedelim. Diyor ki bu fiillerde öznenin kendi iradesiyle yapılan hareketi bildirmekle birlikte kesinlikle nesne alamazlar. Yani yapılan işten etkilenen bir varlık yoktur. Bu fiiller öznenin süreklilik gösteren bir durumunu ifade ederler. Bir durum ifade ettikleri için de isimleri durum fiilleridir. İş fiillerini bulmak için yaptığımız neyi kimi sorularını sorarız. Fakat durum fiilleri bu sorulara cevap veremezler. Çünkü bunlar nesne alamayan fiillerdir. Zaten kim kaldı şaşırmış. Neyi şaşırmış? Kendi durumundan bahsediyor. Bir durum ifade ettiği için arkadaşlar. B şıkkı da burayı alıyor. Fiilleri de bu şekilde anlatmış ve hepsini işaretlemiş olduk. Bir sınavın sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımızda matematik, fen bilimleri ve Türkçe derslerini bulabilirsiniz. Oynatma listesinden sınıfınızı seçmeniz yeterlidir. Tabii 7. sınıf matematik var, 7. sınıf fen bilimleri var, 7. sınıf Türkçe arkadaşlar. Bu oynatma listesinde açıyoruz. Buraya tıkladığınızda sırasıyla bütün dersleriniz alt alta gelecektir. Hepinize başarılar diliyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Tüm öğrencilerime sevgiler ve saygılar diliyorum.